Haiti'de çetelerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Ulusal saray yakınlarında silah sesleri yükseldi. 10 binden fazla sivil savaş alanına dönen mahallelerini kurtarmak zorunda kaldı. Haiti kaosun pençesinde, çetelerin başkent Port-au-Prince'deki hapishaneye ve ulusal saraya silahlı saldırısının ardından bir haftadır o hal yürürlükte. Ancak tansiyon düşmedi. Ulusal saray yakınlarından silah sesleri yükseldi. Bölgede şiddetli çatışmaların çıktığı ifade ediliyor. Caddeler güvenlik güçleriyle dolu. Çete üyelerinin bulunduğu mekanlara baskınlar düzenleniyor. Bir asker ise olayları takip eden gazetecileri hedef aldı. Basın mensuplarının bulunduğu noktaya gaz bombası attı. Çatışmalardan en çok etkilenenler siviller. Birçoğu savaş alanı haline gelen mahallelerini terk etmek zorunda kaldı. 10 binden fazla kişinin bu nedenle evsiz kaldığı ifade ediliyor. Haiti'deki kriz Başbakan Ariel Henry'nin bir zirveye katılmak için ülkeyi terk etmesiyle başladı. Henry'nin görevden alınmasını isteyen çeteler harekete geçti. Polis karakollarına baskın düzenlendi. Ülkenin en büyük iki hapishanesindeki mahkumlar firar etti. Başbakan Henry çetelerle mücadele için uluslararası yardım çağrısı yaptı.